Tekrar merhabalar, spor gecesiyle karşınızdayız. Süper Lig'in 16. haftasında Cuma günü Göztepe'ye konuk olacak Bursa Spor, bugün karayoluyla İzmir'e gitti. Teknik direktör Samet Aybaba tarafından genç oyuncular Burak Kapıcak ve Ramazan Keskin kadroya dahil edilmeyerek altyapıya gönderildi. Süper Lig'in 16. haftasının açılış maçında Cuma günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Bursa Spor, karayoluyla İzmir'e gitti. Maçtan bir gün önce son çalışmalarını burada yapacak Yeşil Beyazlılar, bu maçtan galibiyetle ayrılıp bir sonraki hafta evinde oynayacağı Malatya Spor maçından da 3 puanı cebine koyup devre arasına en az kayıpla girmeyi hedefliyor. Bursa Spor Teknik Direktörü Samet Aybaba, takımın genç isimleri Burak Kapacak ve Ramazan Keskin'i kafileye dahil etmeyerek İzmir'e götürmedi. Zor bir maç olacak ve bunun farkındayız. Geçtiğimiz hafta sonu 3 maç üst üste kazanma şansını kaçırdık. Şimdi bu sorumluluğu oraya gidip iyi bir sonuç alma sorumluluğunu hissediyoruz. Tecrübeli çalıştırıcı, her iki genç oyuncuyu kendilerine dikkat etmemeleri ve performans olarak istenilen düzeyde olmamalarından dolayı böyle bir karar verdiği ve çalışmalarına bir süre Vakıfköy Orhan Özelek tesislerinde devam etmelerini istediği belirtildi. Aybaba'nın oyuncuların durumlarını Vakıfköy'de de takip edeceği bildirildi. Bilindiği gibi en son oynanan Antalya Spor maçında Ramazan Keskin ilk 11'de sahaya çıkmış, Burak Kapacaksa sonradan oyuna dahil olmuştu. Bursa Spor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Çağdaş Eğitim Kooperatifi öğrencileriyle buluşmasında Türk futbolu ve Bursa Spor'un geleceğiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Aybaba, ülke olarak altyapıya değer verirsek başarıyı yakalarız dedi. Bursa Spor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin daveti üzerine öğrencilerle buluştu. Yeşil Beyazlı takım ve Türk futbolunun geleceğiyle ilgili konuşan Aybaba, öğrencilere çok çalışacaksınız, hayat çok zor, özverili olacaksınız, vatansever olacaksınız, Atatürk ilke ve inkılaplarını öğreneceksiniz ve onları doğru uygulayacaksınız dedi. Atatürk ilke ve inkılaplarını öğreneceksiniz. Onları doğru uygulayacaksınız. Teknik direktörlüğün zorluğuyla ilgili soruya cevap veren Aybaba, öğrencilere öğütler de verdi. Bütün sorumluluk bizim. Oyuncuların performansı, maç performansı, medya ile ilişkiler, yönetimler, taraftarlar, yolda karşılaştığımız simitçi, herkes bizden hesap soruyor arkadaşlar. Bizden hesap sormayan kimse yok ve biz herkese göre de düşmanız. Teknik direktörlük çok değişik bir meslek. Herkes sizden iyi biliyor. Ve herkes size bir şey soruyor. Hiç sizi anlayabilen kimse yok. O yüzden bayağı zor bir işimiz var. Boş zamanlarımızda da demin de söylediğim gibi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir kenara çekilip kitap okumaya çalışıyoruz. Mutlaka okuyun. Çok güzel kitaplar var yeni. Alın okuyun arkadaşlar. Siz kendinizi geliştirin. Gelişmenin başlangıcı okumaktır bence. Recep'ten sıra bulduğumda işte ben de kitap okuyorum. Ülke futbolunun geleceği için altyapıya önem verilmesi gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, bir an önce yabancı oyuncu hegemonyasından kurtulmalıyız dedi. Bizim istediklerimizin hiçbiri olmuyor bu ülkede. İnsanlar farklı bakıyor, yönetimler farklı bakıyor. Yabancı oyuncu sayısıyla biliyorsunuz ilgili çok büyük sorunlarımız var. Şu anda ülke futbolu tamamen yabancılardan oluşuyor. Maçları seyredin, işte atılan 100 golün 90 tanesi, 95 tanesi yabancı oyuncu tarafından atılıyor. Böyle olduğu sürece, biz doğru planlamadığımız sürece bir şey olma şansımız çok düşük. Özellikle Şampiyonlar Ligi, bizim en büyük ülke için, ülke futbolu, takım futbolu için en önemli şey Şampiyonlar Ligi'dir. Bizim oralarda final oynama şansımız falan çok düşük. Ne zaman biz kendi evlatlarımızın bu işi yapabileceğine inanırız, özgüvenle onlara sarılırız. Ülke olarak tabii, sadece biz değil. Ondan sonra bu başarılar gelir diye düşünüyorum. Bursa Spor'un geleceğiyle ilgili de konuşan Aybaba, son iki sezon sıkıntılı geçti. Biz iyi transferler ve genç oyuncularla 3 yıllık süreçte iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum ifadelerini kullandı. 3 seneyi planlama olarak düşünüyoruz. İçinde olmaz mı? Futbol bu. İçinde de olabilir. Ama en azından 3 sene bu genç arkadaşlarımızı adapte etme anlamında, transferlerle ilgili doğruları %100 yapma anlamında biraz sorunlarımız var. Bunları gerçekleştirdiğimizde 3 sene içerisinde, 3 sene sonrasında bu takım şampiyonluk potasına girer diye düşünüyoruz biz. Bursa Spor, Türkiye'de ve dünyada video güvenlik sektörüne uzun yıllardır liderlik eden Hikvision firmasıyla resmi güvenlik sistemleri sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.
Bursaspor Türkiye'de ve dünyada video güvenlik sektörüne uzun yıllardır liderlik eden Hikvision firmasıyla resmi güvenlik sistemleri sponsorluğu sözleşmesi imzaladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerinde gerçekleştirilen törene Başkan Ali Ay, Yeşil Beyaz Yönetim Kurulu üyeleri Cem Öztürk, Onur Özselek, Ömer Faruk Şahin, Hikvision'ın Türkiye Ülke Müdürü Johnson Feng, Çin İstanbul Başkonsolosu Wei Chu, Çin İstanbul Başkonsolosluğu Ticari Ateşesi Song Feng Hun katıldı. Katılmak için çok sevinirim. Sponsorluk kapsamında Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri ve Vakıfköy Orhan Özselek Tesislerindeki güvenlik sistemleri Hikvision marka yüksek güvenlik kameralarıyla yeniden planlanacak. Ek olarak uzun vadede antrenman ve maç izleme sistemleri için de görüşmeler yapılacak. Ben öyle düşünüyorum. İmza töreninde konuşan Ali Ay, bu çalışma değerli iş ortağımız Hikvision'la gerçekleştireceğimiz ilk projemiz. Hikvision'ın ayrıca Ajax'a gerçekleştirdiği işbirliğindeki gibi panoramik kameralar kullanarak antrenmanları ve lig maçlarını izleme imkanını teknik ekibe sağlaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. En kısa sürede işbirliğimizi büyütmeyi hedeflemekteyiz ifadelerini kullandı. Güvenlik seviyesini arttırmış olacağız. Çin İstanbul Başkonsolosu Wei Chu ise Çin ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha da geliştirmek istiyoruz. Sadece Çin'in değil, bu sektörün çok güçlü firmasıyız. Bugünkü yatırımımız bir başlangıç dedi. Hikvision'ın Türkiye Ülke Müdürü Johnson Feng ise Bursa bayimizden Bursaspor'un farklı tesislerinde kamera güvenlik sistemlerinin yenilenmesinin planlandığını öğrendik ve bu sistemleri tedarik etmeye talip olduk. Henüz bu projeyi bir başlangıç olarak görüyoruz şeklinde konuştu. Galatasaray'da Aralık ayı olan Divan Kurulu toplantısı gerçekleşti. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Porto maçından sonra kendisine gelen eleştirilere cevap verdi. Hassasiyet var. Galatasaray Kulübü'nün Aralık ayı olan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Sarı Kırmızılı Kulübün Türk Telekom Stadı, Özhan Can Aydın Konferans Salonu'nda yapılan Aralık ayı toplantısında söz alan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Porto maçından sonra soyunma odasında alkış koptu açıklamasına gelen eleştirilere cevap verdi. Bu mağlubiyetten sonra biz sevgili futbolcularımıza Ozay'la beraber 3 gün sonra oynayacağımız maçın moralini aşılayamazsak, o tecrübeye sahip olamazsak biz önümüzdeki maçları alamayız. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu da Abdurrahim Albayrak'a göndermede bulunarak 2018 yılının Galatasaray için iyi bir yıl olmadığını ifade etti. 2018 yılını bitirmek üzere olduğumuz şu günlerde mali, idari ve sportif açıdan başarılı bir yıl geçirmekte olduğumuzu söylemek maalesef çok zor. Haksızlığa uğradığımız futbol maçları sonrasında yaşanan krizler iyi yönetilememiş ve tarihimizde ilk defa kulüp başkanımız 150 gün hak mahrumiyet cezası almıştır. Mücadele sürdürürken kavgacı, kaba ve kontrolsüz bir üslup yerine sürekli istişare ederek akıllı bir yöntem uygulamaktır. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da Sarı Kırmızılıların bu sezonu şampiyon olarak tamamlayacağına inandığını söyledi. Bu şartlar altında Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanması, kalması yine bir başarıdır. Ve biz inanıyoruz ki yönetim, teknik heyet, yine biz 2018-2019 yılının şampiyonu olacağız. Bundan hiçbir tereddüdümüz yok. Bunu hep birlikte göreceğiz. Öte yandan Galatasaray'ın toplam borcu da 2 milyar 971 milyon Türk lirası olarak açıklandı. Şu firmalar, şurada gördüğünüz firmalar, Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan teknik direktör Ersun Yanal'ı duyurması artık an meselesi. Yaşanan sürece dahil açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, Fenerbahçe ile anlaştık ancak şu an takımın bir teknik direktörü varken ekibin başına geçmek etik değil dedi. Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ederken Sarı Lacivertlilerin teknik direktör Ersun Yanal'la resmi sözleşme imzalaması an meselesi. Ali Koç yönetiminde teknik direktörlüğe getirilen ve art arda alınan kötü sonuçlarla birlikte takımdan gönderilen Filip Koku yerine Sarı Lacivertli ekip Erwin Kovman'a emanet edilmişti.
Fenerbahçe'de kötü gidişat önlenemeyince taraftarların Ersun Yanal ısrarı sonucunda deneyimli teknik adamla büyük oranda anlaşma sağlayan Sarı Lacivertli ekibin kısa sürede yeni hocayı duyurması bekleniyor. Bu anlamda olan biteni açıklayan teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe ile anlaştığını, Başkan Ali Koç'la durum değerlendirmesi yaptığını ifade etti. Halen takımın başında bir teknik direktör olduğuna da dikkat çeken Ersun Yanal, Fenerbahçe ile resmi bir görüşme yaptık. Sorun yok. Başkan Sayın Ali Koç'la da bir görüşme yaptık. Takımla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Şu an takımın bir teknik direktörü var ve bu ortamda takımın başına geçmek etik değil dedi. Bilindiği üzere Fenerbahçe ile Ersun Yanal 1,5 yıllık prensip anlaşmasına varmış. Ancak Filip Koku'nun tazminat sorunu nedeniyle resmi açıklama yapılamamıştı. Spor turuyla devam edelim. Süper Lig'deki başarılı performansıyla dikkati çeken Kasımpaşa, tüm futbolcularıyla sözleşme uzattı. Lacivert Beyazlı Kulüp'ten yapılan açıklamada, kulübün tüm oyuncularla 2021'e kadar anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, ligde en fazla gol atan ve en az kart gören takımımız, artık seyircisine daha güzel futbol için enerjisini harcayacaktır ifadelerine de yer verildi. Ligin geride kalan 15 haftasında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 26 puan toplayarak ikinci sırada yer alan Kasımpaşa'da 16 golü bulunan Jacques ile Trezeguet performanslarıyla ön plana çıkmıştı. Dolayısıyla evet, Malatyaspor maçını kaybettik. Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman haftalık olan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karaman hafta sonu deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçı için konuştu. Zor bir maça çıkacaklarını belirten Karaman, matematik olarak baktığınızda hem Beşiktaş hem de bizim açımızdan zor bir müsabaka. Ben bu ligde oynadığımız hiçbir müsabakayı diğerlerinden farklı görmüyorum. Belki Rizespor maçı Beşiktaş maçından daha zor olabilir. Sonucu hep beraber göreceğiz dedi. Son derece özen bir skorla maçı kaybettik. Süper Lig'de son sırada bulunan Çaykur Rizespor'un Akhisarspor'da kadro dışı kalan Selesnov'la ilgilendiği haberlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın golcüsü Wagner Lovic'in kiralama teklifinde bulunduğu da iddia edilen Karadeniz ekibinin sportif direktörü Yılmaz Bal, "Selesnov çok değerli bir oyuncu. Düşündüğümüz bir isim. Saygılı davranmak zorundayız. Wagner Love şu anda gündemimizde yok. Beşiktaş kulübüne herhangi bir teklifimiz olmadı." dedi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz yarın 6. hafta maçlarına çıkacak. Beşiktaş, Malmö ile gruptan çıkmak için mücadele edecek. Gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, Spartak Tırnava ile bir üst tura çıkma şansı kalmayan Akhisar ise Standard Liège ile formalite maçlarına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi I grubunda mücadele eden Beşiktaş, kader maçında Malmö'yü ağırlayacak. I grubunda ikişer galibiyet ve yenilgisi bulunan Beşiktaş bir de beraberlik aldı. Grupta 7 puanlı ikinci sırada yer alan siyah beyazlılar, alacağı beraberlik ve galibiyetle gruptan çıkma başarısı gösterecek. Grubun ilk bölümünde oynanan karşılaşmada Malmö, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmişti. Sakatlıkları devam eden Pepe, Ryan Babel, Enzo Rocco, Caner Erkin, Dorukhan Toköz'ün yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Atiba ve Güven Yalçın karşılaşmada forma giyemeyecek. Vodafone Park'ta 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Luca Banti yönetecek. Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi D grubu 6. maçında Slovakya'nın Spartak Tırnava takımına konuk olacak. Grupta 8 puanı bulunan teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki Fenerbahçe, grubu 2. sırada bitirmeyi ve üst turu garantilediği için bu karşılaşmada formalite maçına çıkacak. Tırnava kentindeki Antona Maletinşeko stadında oynanacak ve Türkiye saati ile 23'te başlayacak karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Grubunda bir üst tura çıkma şansı kalmayan diğer temsilcimiz Akhisarspor ise sahasında Belçika'nın Standard Liège takımıyla karşılaşacak. Akhisar stadında saat 20.55'te başlayacak maçta Macar hakem Edin Farkas düdük çalacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Program şöyle. UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasının maç programı şöyle. Saat 20.55'te Rapid Wien Rangers, Villarreal Spartak Moskova, Lazio Eintracht Frankfurt, Olympique Marseille Apollon, Genk Sarpsborg, Beşiktaş Malmö, Akhisarspor Standard Liège, Sevilla Krasnodar, Dinamo Kiev Lablonec, Rennes Astana,
Viti Chelsea, PAOK Bate maçları var. 23'te Ludogorets Zürich, AEK Larnaca Bayer Leverkusen, Celtic Salzburg, Leipzig Rosenborg, Slavia Prag Zenit, Kopenhag Porto, Dinamo Zagreb Anderlecht, Spartak Tırnava Fenerbahçe, Arsenal Karabağ, Sporting Lisbon Borska Poltava, Olympiakos Milan, Dudelange Real Betis maçları var. Amelie Kadın basketbol takımının 2019 Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu. Pota'nın perileri C grubunda Slovenya, İtalya ve Macaristan'la mücadele edecek. 27 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası grup kura çekimi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi. Kura çekimine birinci torbadan katılan Ay Yıldızlı ekip organizasyonda Slovenya, İtalya ve Macaristan'la C grubunda mücadele edecek. Kura çekiminde oluşan gruplar şöyle: A grubu, Ukrayna, Büyük Britanya, Letonya, İspanya. B grubu, İsveç, Fransa, Çekya, Karadağ. C grubu, Türkiye, Slovenya, İtalya, Macaristan. D grup, Belarus, Rusya, Belçika, Sırbistan. Turkish Airlines Eurolig'in 12. haftası yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Program ekranlarınıza gelsin. Turkish Airlines Euroleague'de Perşembe günü saat 19.45'te Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'la karşılaşacak. Saat 20'de CSKA Moskova Khimki Moskova'yı, 21.30'da Fenerbahçe Olympia Milano'yu ağırlayacak. 22.05'te Maccabi Fox Baskonya'yı, 23'te Real Madrid Barcelona'yı ağırlayacak. Cuma günü 22.30'da Bayern Münih Salgiris'le Panathinaikos Darüşşafaka Tekfen'le karşı karşıya gelecek. 23'te ise Herbalife Gran Canaria Budugnas Voli'yi ağırlayacak. Bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.